Evet üstü sayılar. Şimdi e, A üzeri N. işte buradaki N'in ifadesi ne? A'yı kaç defa yan yana çarpılacağını gösteriyor. Zaten üstü sayının temel kuralı bu. Kaç defa yan yana çarpılacaksak o şekilde yazıyoruz. Evet ekranı görüyor musunuz bu arada? Ekranı paylaşımını kapattım gibi. Tamam. Tamam şimdi geldi. Evet a a'nın kaç defa yan yana çarpılacağını gösteriyor. Tamam. Yani burada kuvvet diyoruz. N'e a'nın kuvveti denir. Aya taban, N'e kuvvet şeklinde söylüyoruz. İşte örnekler var. Ee, bu örneklere bakın. 2 üzeri 3 eksi 3'ü 4 defa çarpıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Buradaki eksi işareti etki etmiyor. Bakın buna dikkat edin. Buradaki eksi <laughs> yukarıya e, yani o eksi e, üste etki etmiyor. Dolayısıyla eksi en son koyuyorsunuz. Eksi 4'ü çarpmıyoruz. Yani fark ettiyseniz 4'leri çarpıyorum sadece. Eksinin kuvvetle alakası yok. Çünkü şöyle değil arkadaşlar. Yani bu bu şekilde yazılmamış. Şimdi böyle yazılsaydı eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı şeklinde yazabilirdim. Ama şöyle yazınca bu eksi parantezinde direkt 4 çarpı 4 çarpı 4 şeklinde gidecek. Tamam mı? Yani bunlar çok farklı şeyler. İşte eksi 5'in 5. kuvveti 5 defa çarpıyoruz böyle. Bunları bilin. Ee, şimdi yani kuvvet şeklinde birin her kuvveti 1'dir. 2'nin kuvvetleri 2'nin kuvvetleri 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 3'ün kuvvetleri 3, 9, 27, 81, 243, 729. Lazım olur bunlar. 4'ün kuvvetleri 256'ya kadar. 5'in kuvvetleri 625. 6'nın kuvvetini, 7'nin kuvveti. Evet 7'nin karesi, 7'nin küpü 343'müş mesela. Ben bunu bilmiyordum. Mesela şunu bilmiyordum. Yani bilin. 8'in kuvveti 64, 512. 9'un kuvveti 81, 729. Tamam arkadaşlar. Ee, bir de yani 2'nin karesi işte 2'nin e, burada 30'a kadar olan sayıların kareleri alınmış. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi tam kare olan ifadeler arkadaşlar. 1'den 30'a kadar olan sayıların tam kare değerleri. 11'in karesi, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani 20'ye kadar biz biliyoruz mesela. 21'i de az çok biliyoruz. 22 genelde pek bilinmez. 23 de bilinmez. 24 bazen kullanıyoruz. Kullandığımız için biliyoruz yani. 25'i biliyoruz. E, 27 çok nadir. 30 mesela bunları biliyoruz çoğu kere. Evet, şimdi üst kuvvet üsteki ifadeye o sayının kuvveti denilir. Pozitif bir sayının tüm kuvvetlerinin sonucu pozitif, yani sayı pozitifse arkadaşlar tüm kuvvetler pozitif. Yani bizim pozitif sayılarla bir sorunumuz açıkçası yok. Pozitif sayılarla hiçbir problemimiz yok. Bizim bizim bütün problemimiz negatif sayılarla alakalı. Negatif sayının da her kuvvetiyle bir problemimiz yok. Yani bazı kuvvetlerle ve özel durumlarla bir problemimiz var. Parantez dışında çift kuvvet varsa bu candır tamam. Parantez var. Parantezin üstünde bir çift kuvvet var. Buranın sonucu pozitif oluyor. Çift kuvvetin negatif olması önemli değil. <laughs> pozitif olması da önemli değil. Önemli olan ifadenin kuvvetinin çift olması. Yani eksi 3'ün karesinin sonucu artı iken eksi 3'ün Eksi ikinci kuvvetinin sonucu da artıdır. Yani burada üstün çift olması yeterli benim için. Artısı eksisi değil. Üst çiftse sonuç pozitif. Tamam. Ha buranın sonucu 9 gelir. Buranın sonucu 1 bölü 9 gelir. O ayrı mesele. Sonuç olarak pozitif anlamına geliyor. Yani biz negatif sayıların kuvvetleriyle ilgileniyoruz. Negatif sayıların parantez dışındaki çift kuvvetleri pozitif diğer bütün durumlarda yani parantez yok. Üst tek mesela. Şimdi negatif kuvvet var ama parantezin içerisinde. Bunun sonucu negatif. Veya parantez yok. Veya ifade böyle ama üstü 5 mesela. Yani bu tür durumların tamamında sonuç negatif geliyor. Tamam burada çift kuvveti bilin yeterli. Birin her kuvveti birdir. Birin her kuvveti birdir. Pozitif her sayının 0. kuvveti 1'dir. Pozitif sayıların 0. kuvveti 1'dir tamam mı? Buna dikkat edin. Yani şöyle bir şey değil arkadaşlar. -1'in 0. kuvveti -1'dir. Diyelim ki -5'in 0. kuvveti -1'dir. Ama -5'in parantezli 0. kuvveti artı +1'dir. Yani buna dikkat etmeniz lazım. Tamam Parantez olup olmaması burada hep etkili. Sıfırın sıfırı tanımsız. Bu bir olmaz. Çift ve tek kuvvet. Po tabanı pozitif olan sayılarda kuvvetin pozitif ya da negatif olması önemli değil. Şimdi taban pozitifse alt taraf pozitifse yukarı pozitif mi negatif mi tek mi çift mi filan bunlar bizim için önemli değil. Kuvvetin tek ya da çift olması. Parantez olup olmaması. Kuvvetin parantez içinde veya dışında olması. Bu gibi durumlar tabanı negatif olan sayılar için önemlidir diğer sayılar için bir önemi yoktur. Pozitif sayının her kuvveti pozitif. Her sayının parantez kuvveti, çift kuvveti pozitif. Negatif sayıların parantez dışındaki çift kuvvetlerin sonucu pozitif. Diğer tüm durumlarda sonuç negatiftir. Yukarıdakinin özeti. Yani kaynaklarda bu şekilde ayrıntılı özet bulamazsınız arkadaşlar. Yok yani ben bunları kendim yazdım. Tek tek yazdım. Hani öğrenciye ne öğretebiliriz? Bunlar emek. Evet şimdi burada örneğe bakalım. Burası şöyle Şurası 8. Burası eksi 27. Burası eksi 1. <laughs> burası artı 4. Burası artı 1. Şimdi yukarısı 8 eksi 27 eksi eksi artı artı 1 aşağısı 4 eksi 1 geliyor. Şimdi burası 9 e, eksi 18 aşağısı 3 sonuç eksi 6. Eksi 6 değil mi? Evet. Geçiyoruz. Sıfırıncı kuvvet arkadaşlar. Pozitif sayıların sıfırıncı kuvvetleri birdir. Pozitiflerle bir problemimiz yok. Negatif sayıların parantez üzerindeki sıfırıncı kuvvetleri birdir. Yani eksi üçün parantez var. Sıfırıncı kuvvet birdir. Tamam. Negatif sayıların parantez olmadan sıfırıncı kuvvetleri parantez yoksa sonuç eksi bir. Parantez var ama yani böyle bir şey. Bunun bir işe yaramıyor arkadaşlar. Burası da eksi 1 tamam. Mı? Buna dikkat ediyoruz. Örnekler burada var aşağıda. Eksi 1'in kuvvetleri. Eksi 1'in çift kuvvetleri pozitif. Diğer her durumda negatiftir. Yani eksi 1'in parantezli çift kuvvetleri artı 1. Bir. Eksi 1'in parantezli çift kuvvetleri artı 1. Bunun dışındaki her durumda sonuç eksi 1'dir. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1. Bir. Eksi 1'in eksi 3. kuvveti eksi 1'dir. Tamam. Örnek 2. Burası 1. Burası eksi 1. Burası artı 1. Burası eksi 1. 1. 1 artı eksi eksi- 1 eksi eksi artı artı 1 sonuç 0 tamam sonuç 0 Evet negatif üst şimdi tanıyalım üstlere negatif üs üstleri tek tek tanıyalım negatif üssün görevi tabanı ters çevirmektir negatif üs varsa görev aşağıyı ters çevirmektir başka bir görevi yoktur işareti etkisi yoktur yani öğrenci şöyle anlıyor işte -3 eksi -2 eksi hocam yani şimdi böyle olursa olur da mesela şöyle olursa örnek veriyorum Eksi 2 Eksi 3 Şimdi bunu şöyle zannediyor. Eksi eksi artı yapar. Ne alakası var? Yani şimdi buradaki işaretle buradaki işareti nasıl bir birleştiriyorsun? Yani ne alakası var? Eksinin görevi sayıyı ters çevirmektir. Yani burası eksi 1 bölü 2 olur. Yukarıdaki eksi kaybolur. Buranın sonucu da eksi 1 bölü 8 olur. Negatif üssün tek görevi ters çevirmek. Ters çevrildiği zaman işlemi bitiyor. Tamam. Evet. A'nın çarpma işlemine göre tersi 1 bölü A'dır. A'nın çarpma işlemine göre tersi 1 bölü A. Evet. Örnek 3. Bakın buranın sonucu 1 bölü 8. Buranın sonucu ters çeviriyorsunuz. 3 bölü 2 bir de karesini alıyorsunuz. 9 bölü 4. Buranın hem ters çeviriyorsunuz hem karesini alıyorsunuz. 1 bölü 16. 1 bölü 16. Buraya geldik. Buraya geldik. İşareti etki etmez. Eksi 125. Buraya geldik. işareti etki etmez. Eksi 1 bölü 16. Bakın dikkat ediyoruz. İşareti etki eder mi? Etmez mi? Bunlar hep önemli. Tamam mı? Şimdi üslü sayılarda 4 işlem arkadaşlar. Üssü sayılarda toplama çıkarma yapabilmek için, toplama çıkarma yapabilmek için taban ve üs aynı olmalıdır. Başka türlü toplama çıkarma yapamazsın. Yapamazsın. Buraya geleceğim, bekleyin. Örneğe bakalım. 2 üzeri x. 2 üzeri x, 2 üzeri x görüyor musun? Yani 3 tane elmam var. 4 elma daha 7 elma, 5 elma çıktı. 2 elma 2 tane 2 üzeri x gibi böyle düşünüyoruz. 2 tane 2 üzeri x. İşte burada 3 üzeri x var. Güzel. Burada da var. E burada yok. O zaman önce bir düzeltme yapacağım. 8 tane 3 üzeri x 2 tane 3 üzeri x ve bunu yukarı gönderdiğim zaman 3 tane 3 üzeri x'e döner. Yani buradaki eksi yukarı gittiği zaman artıya döndü. Görüyor musun bak? Bunları bileceksin. Ondan sonra 8 tane elman var. 2 tane elma gitti. 3 elma daha gitti. Geriye ne kaldı? 3 tane elma kaldı. 3 tane 3 üzeri x. 3 üzeri x'ler her zaman kalıyor. Yani buradaki 3 üzeri x'ler birbirini götürmez. Bunlar kalır zaten 3 üzeri x ortak parantezini alsan da anlarsın. Şimdi 5 tane elman var. 3 tane elma gitti. 1 tane daha gitti. E ne oldu? 1 tane elma kaldı. 1 tane 10 üzeri eksi 3. Bu da direkt 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3'ü nasıl yazarız? 0, 0, 0, 1. Değil mi? Bu böyle yazılıyor. Şimdi buradan şuraya gelelim. M tane A'nın toplamı. M tane A'nın toplamı. A, 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 M tane A. M çarpı A. 12 tane 6 var. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 12. Yani yukarıdaki formülü rahat anlayasın diye örnek koydum buraya. M tane, M tane. A üzeri N var. A üzeri N, A üzeri N, A üzeri N, A üzeri N, A üzeri N. A üzeri N. A üzeri N. N. M çarpı A üzeri N. Yani 12 tane 3 üzeri 10. Toplayalım. 3 üzeri 10, 3 üzeri 10, 3 üzeri 10, 12 tane 3 üzeri 10. Yani toplaması bu. Örneklerde bunlar kullanılıyor çünkü. Üstü sayılarda çarpma. Üstü sayılarda çarpılırken tabanlar mı üstler mi aynı diye bakılır. Özellik. Tabanlar aynıysa tabanlar aynı üstler toplanır. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. Kural 1. Geçeceğim buraya. Tabanlar aynı. Üstleri topluyorum. 2 üzeri. Eksi 6 artı 5 artı 4. 2 üzeri 3. Yani 8. Geldik. E, tabanlar aynı. 1 bölü 4. 1 bölü 4. Evet. 1 bölü 4 üzeri eksi 4 artı 2. 1 bölü 4 üzeri eksi 2. Ters çevirdim karesini aldım. 16. Tabanlar aynı üstler toplanır. Toplayalım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E zaten 5, 5'i götürür. 4, 4'ü, 3, 3'ü, 2, 2'yi, 1, 1'i sıfırlar gitti. Geriye ne kaldı? Direkt 5 üzeri 6. Tabanlar aynı üstler toplanır. 3 üzeri 1 eksi A artı 2 A artı 2 eksi A. E ne olur? A'lar gider arkadaşlar görüyor musun 3 üzeri 3 yani 27. Tamam. Şimdi bu böyle. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. Dolayısıyla şimdi tabanlar A çarpı A çarpı A çarpı A M tane A olduğu için üstleri topladım. A üzeri M oldu. 12 tane 6'yı çarpacağız. 6, 6, 6, 6, 6, 12 tane olduğu için çarpımda 6 üzeri 12 olur. Bak yukarıdaki ile örneklerin mantığını anlayasın diye yapıyorum bunları. Yani yukarıdaki örneklerin birebir aynısını veriyorum ki. Hani farkını anla. Çarpma yaparsan ne yapman lazım? Toplama olursa ne yapman lazım? M tane A üzeri e N'in çarpımı. A üzeri N, A üzeri N, A üzeri N, A üzeri N. Tabanlar en yani üstler toplanır mantığıyla n artı n artı m tane olduğu için m çarpı n yani 12 tane 3 üzeri 10 3 üzeri 10, 3 üzeri 10, 3 üzeri 10 12 tane olduğu için yukarıyı 12 ile çarpıyorum. 3 üzeri 120 Devam Üstleri aynı olan çarpım durumundaki üslü ifadelerin tabanları çarpılır. Tek üst yazılır. Tabanları çarpıyorum. Tek üste yazıyorum. Tabanları çarpıyorum. Tek üste yazıyorum. Yani bu şimdi özellikler işte. Bu özellikleri bilirseniz sorular basit. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 üzerinde x var. 120 üzeri x. Hepsinde kuvvet x olduğu için 12 çarpı 3 çarpı 1 bölü 18. Üzerinde ne var? 4 var. 36'yı 18'e böldüm. 2. 2 üzeri 4. E 16. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki. Çalışmışsınız. Belli. Peki 3 üzeri x aysa bunun eşiti. E bu tür sorular şunu parçalamakla alakalı. Parçalamazsanız çıkmıyor. Parçalayacaksın. E ne yapacaksın? 9 üzeri x'i parçalayacaksın. 9 üzeri x 9 üzeri eksi 2. Tabanlar aynı. Üstler toplanır. Bekliyorum. Evet. Bir dakika. <laughs> tamam. Tamam. Sular kızma. Tamam. Hadi bekliyorum. Hadi. Ben de bu ara yoklama alayım. Yoklama alıyorum arkadaşlar. Bak söyleyeyim. Sonra demedi. Demeyin ha. Yani ben bakıyorum zaten. Kim derse geliyor. Kim gelmiyor. Ee, sonra Bakıyorum hiç gelmiyor mesela öğrenci. Sonra geç kaldım diyor. Yani gelmiyorsun, gitmiyorsun, derse çalışmıyorsun. E geç kalman normal yani. yani gelmiyorsun, gitmiyorsun, çalışmıyorsun, yoksun yani. Sonra verim alamadım hocam. E alamazsın ki yani. Yoksun ki ortada. Yani nasıl bir verim bekliyorsun? Gelmeden, gitmeden verim mi olur? Evet, bakalım. Çalışanlar illaki verimin karşılığını alıyorlardır arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Çok gelişen arkadaşlar var. Hiç demeyin yani. Yapamıyorum edemiyorum. Demek ki düzen yok. Düzen olmazsa sonuç olmaz. Bakıyoruz. Evet. Peki. Aynen öyle. Şimdik. Bak. Bu ne? E bu böyle. E ifade zaten ne? 9 üzeri x nedir? Yazarsam. 9 üzeri x neye eşit? 3 üzeri x'in karesi zaten. Çarpı. Burası da 1 bölü 81. Ters çevirdim. 3 üzeri x'e zaten a demiştim. a'nın karesi çarpı 1 bölü 81. Bu ifade neye eşit? a kare bölü 80'dir. Peki 8 6 üzeri x 9 olduğuna göre ifadenin eşiti 6 üzeri x 9. Evet üstü sayılar bu hafta biter. Ona göre hafta sonuna ders koyabilirim. Koyarım yani. Hani koyabilirim koyacağım ona göre. Ee, yani ders yine akşam saatlerinde olur. Bitireceğiz üstü sayıları. Yani iki geçen senenin e, video kayıtları var. Açın izleyin. Evet belki ufak eksi, eklemeler yaptım. Yapıyorum ders notlarına illaki ama aşağı yukarı %70'i benziyor zaten. İzleyin arkadaşlar. Şimdi buradan 2 üzeri 2x 2'nin karesi. 3 üzeri 2x 3 üzeri eksi 2. Mesela bu şekilde parçalayabilirim. Sonra 2 üzeri 2x 3 üzeri 2x diye bunları yan yana yazdım. 2'nin karesi 4, 3'ün eksi 1'lisi, eksi 2'lisi 1 bölü 9. Şimdi bu ifade, bakın şu ifade neye eşit? 2 kere 3, 6. 6 üzeri 2 x 4 bölü 9. E 6 üzeri x 9 ise 6 üzeri 2 x nedir? 6 üzeri x'in neyi? Karesi bu. Çarpı 4 bölü 9. 6 üzeri x 9'du 9'un karesi. 9'un karesi 4 bölü 9. Buradaki 9'lardan bir tanesi gider bu 9'u götürür. Burada 9 kaldı. 9 kere 4 36. Yani ne zaman? Cumartesi zor. Yine pazar günü yaparız. Martesi rehberlik de var aslında. Rehberlikten önce ya da sonra. Bakayım ya. Bakalım. Cuma günü anca söylerim ya ders saatini. Cuma olur. Evet. 3 üzeri x4, 5 üzeri x10. Bunun sonucu. Parçalayacaksınız arkadaşlar. 135 neye eşit? 135. 27 çarpı 5. Bu böyle aşağı son altı. E 27 nedir? 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x olarak yazabilirim. 5 üzeri x aşağı son altı. 3 üzeri x neyi 4. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 10 bölü 16. 4 kere 4 16. Sonuç. 40. Üstü sayılarda bölme. E, çarpma gibi düşünüyorsunuz. İki farklı özellik var. Tabanlar aynı. Üstler çıkarılır. Üstler aynı. Sayılar birbirine bölünür. Ortak üste yazılır. Özellikleri öğrenin. Tabanlar aynı üstler çıkarılır. 9'dan 7 çıkacak. 3'ün karesi. E burası tabanlar aynı üstler toplanır. Yani bir kere yukarısı 12 üzeri 5. Aşağısı 6 üzeri 5. Üstler aynı tabanları yazılır. Ortak üste yazılır. 12'yi 6'ya böldüm. 5. 2 üzeri 5. 32. Tamam. Tabanlar aynı üstler çıkarılır. 2 üzeri 4. 4'ten eksi 2 çıkardım. 4 eksi eksi 2. 4 eksi eksi 2. Yani 4 artı 2. 4 artı 2. 4 artı 2. 2 üzeri 6. 64. Geldim buna. Tabanlar aynı üstler çıkarılır. Eksi 5 eksi. Eksi 3. Eksi 5 artı 3. Eksi 2. 1 bölü 16. 11 işleminin sonucu nedir? 11 2 üzeri 7. Bu eleman da 2'nin karesinin eksi dördüncü kuvveti. Yani bu şekilde düşünebilirim. 2'nin küpünün eksi ikinci kuvveti. 2'nin karesinin karesi. Şimdi daha görmedik ama göreceksin. Üstün üstü çarpılıyor. Yani bunları çarpacaksınız arkadaşlar, tamam? Mı? Dolayısıyla ifade. 2 üzeri 7. 2 üzeri eksi 8. 2 üzeri eksi 6. 2 üzeri 4. E tabanlar aynı üstler toplanır. 2 üzeri eksi 8 artı 7. 2 üzeri eksi 6 artı 4. 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 1 eksi 2. 2 üzeri eksi 1 artı 2 2 üzeri 1. Cevap 2. Değil mi? Evet. Geçiyorum. İfadesinin eşiti nedir? ifadesinin eşiti. Şimdi bu nedir? 3 üzeri x eksi 1 3'ün karesi üzerinde x eksi y artı 1 aşağısı 3'ün küpü x eksi y. Şimdi bu şöyle yazılır. 3 üzeri x eksi 1 3 üzeri 2 ile çarpıyoruz. 2x eksi 2'ye artı 2. Aşağısı üç üzeri üç x 3 üzeri 3x eksi 3y. Tabanlar aynı üstler toplanır. Yukarısı için yapıyoruz. 3 üzeri x eksi 1 artı 2x eksi 2y artı 2. Yani aslında bu e, bunu da yukarı atarım da. Şimdi kafa karışıyor. Kafanız karışmasın diye. Ee, önce böyle yazıyorum. Sonra yukarı atacağım. Şimdi bu neye eşit oldu? Yukarısı 3 üzeri x 2x daha 3x. 3x eksi 2'ye. Eksi 1 artı 2'den artı 1. Aşağısı da 3 üzeri 3x eksi 3'ye. Şimdi tabanlar aynı üstler çıkarılıyor. 3 üzeri 3x. 2y artı 1'den bunu çıkaracağım yani önüne eksi koyacağım ne olacak Eksi 3x artı 3y e, buradaki 3x'ler ünü götürdü bu son durumda 3 üzeri 2y artı 3y artı 1 ne olur 3 üzeri y artı 1 Evet bir biraz böyle uğraşmalı Parçalamadan doğru işlem yapmadan olmaz arkadaşlar. Yani tabanlar aynı üstler toplanır, aynı ortak tabanla yazmamız lazım. Bunu yazabilmek için biraz parçalamak lazım. Evet, 13 işleminin sonucu nedir? deminin sonucu nedir? Şimdi bu ne? Ee, yukarıyı 99'u 3 üzeri 98 ve 3 üzeri 1 diye ayırdım. 3 üzeri 98 Aşağıyı 3'ün karesinin 49. kuvveti, yani 3 üzeri 98 bölü 1 bölü 6 olarak yazdık, değil mi? Şimdi yukarısı 3 üzeri 98, 3 üzeri 98 ortak parantezini alırsak, burada 3 kaldı, burada 1 kaldı bölü. E burası da 3 üzeri 98, 3 üzeri 98 bölü 1 bölü 6. Şimdi bu bunlar beni götürdü arkadaşlar. 3'ten 1 çıktı 2 2 bölü 1 bölü 6 2 çarpı 6 bölü 1 12. 2 çarpı 6 bölü 1'den 12. Geçiyorum. Örnek 14. İşleminin sonucu nedir? <laughs> Peki bakalım. 1000 bölü 23 mü? Diyorsun. 100. 100 bölü 23. Götürmüyor mu onları bir ya? Götürür onlar ya. Evet. Götürmesi lazım değil mi? Onları birini götürüyordur illaki. Şimdi bu ne? Şurası. 10 üzeri 25. 10 üzeri 23. 10 üzeri 21. Bak şimdi ÖSYM bunu soruyor. Sınav modeli diyebileceğiniz bir soru. ÖSYM bunu sorar. Sormuş zaten. ÖSYM'nin soracağı tipler bunlar. Bu tür soruları eşitlemek lazım. Yani hepsini mesela 25 var, 21 var, 23 var. En küçük 21 olduğu için 21'e dönüştürerek yapabiliriz. Yani bunu 21 yapmak istiyorum. Şimdi 21 yapmak istersen bunu 4 azaltacaksın. Yukarıyı 4 azalttığın zaman bu ifadeyi 4 büyütmen lazım. Yani 4 ile çarparak 4 dediğim 4 tane 0 ile çarparak büyütmeniz lazım. Şimdi bunu nasıl büyütebilirim? 0, 0, 0, 4. Şimdi bir tane 0 yaptığınızda bu gider. Bir 0 yaptığınızda bu gider. Bir 0 yaptığınızda bu 4 olur. Bir 0 daha yaptığınızda bu 40 olur. Yani burası 40 oluyor. Bak anlatalım. 40 çarpı 10 üzeri 21. Yani bu büyüdü. 1, 2, 3, bir tane 0, 4. Artı. Bunu da 2 azalttığımda bunu 2 büyüteceğim. Bu da 6 olur. 6 çarpı 10 üzeri 21. Aşağısı 2,3 çarpı 10 üzeri 21. 10 üzeri 21 her yerde var değil mi? Bunlar o zaman birbirini götürecek. Yukarısı 46, aşağısı 2,3. O zaman yukarısı 460 olsa aşağısı 23 olur. Cevap 20. ÖSYM bunu sorar. İşte ÖSYM sınavda ne sorar üstü sayılarla ilgili? Ondalıklar, üstü sayılar karşımı böyle sorar. Sormuş zaten önceki yıllarda. <laughs> Evet, örnek 15. İşleminin sonucu nedir? İşleminin sonucu nedir? Mesela bunu nasıl yapalım? Yukarıya yukarıya 3 üzeri 3 üzeri eksi 95 parantezine almak isterseniz arkadaşlar şimdi burası eksi 93 ama alacağım parantez eksi 95 93 olabilmesi için 3'ün karesi lazım çarpımda 93 olsun çünkü bu elemanda eksi 1 aynı mantığı burada yapıyorum en küçük eleman 99. Bunu da yine 3 üzeri eksi 99 parantezin aldı. Şimdi ne oldu? 97'yi oluşturabilmem için 3'ün karesi eksi 1. Aynı mantık burada çıkıyor. Yani bu ikisi birbirini götürdü. O zaman ifade ne kaldı? 3 üzeri eksi 95 3 üzeri eksi 99 e Tabanlar aynı üstler çıkarılır. 3 üzeri eksi 95 artı 99'dan 3 üzeri 4, 81. En basit yolu bu. Evet 16. İşleminin sonucu. Güzel. Güzel. Şimdi bunu şöyle yapalım. 9 üzeri x 9 üzeri 1 eksi e, 3 üzeri 2 x dediğimiz ifade burası da 9 üzeri x olarak yazabilirim. Bak yazınca daha rahat olduğunu anlayacaksın. Bunu da şöyle yazalım. 3 üzeri 2 x çarpı 3'ün karesi. E, 3 üzeri 2 x dediğim zaten 9 üzeri x. 3'ün karesi dediğim olay 9. 9 eksi. Bunu da 9 üzeri x 9 üzeri eksi 1 olarak. Ya neden biliyor musun? Çünkü yukarıyı 9 üzeri x ortak parantezine alırsam 9 eksi 1 olsun diye. Aşağıyı 9 üzeri x parantezine alırsam 9 eksi 1 bölü 9 olsun diye. Şimdi burası 9 üzeri eksi 1 ya burası 1 bölü 9. O yüzden şimdi buradaki ifadeler birbirini götürdü. Yukarısı 8. Aşağısı 9 eksi 1 bölü 9. 9 kere 9 81. 1 çıktı 80. 80 bölü 9. Şimdi yukarısı 8 çarpı 9 bölü 80. Ters çevirip çarptık çünkü. Şimdi burası burayı götürdü. 9 bölü 10 0.9. Ya da 9 bölü 10 işte. Yani ya 9 bölü 10 olarak yazacaksınız ya 0.9 olarak yazacaksınız. İkisinden birisi. Geçiyorum. 17. Evet. Şimdi bu buna eşitse 4 üzeri eksi x ifadesi. E parçalayalım arkadaşlar. Yani bu tür sorular hep parçalamakla alakalı. Bunu 24 üzeri x 24 üzeri 1 bunu 3 üzeri x 3 üzeri 4 24'ü de 3 ve 8 diye parçalıyorum. O zaman 3 üzeri x 8 üzeri x çarpı 24 3 üzeri x çarpı 81 e buradaki 3 üzeri x'ler birini götürüyor bak götürdü e, 24 81 8 üzeri x geliyor 8 üzeri x eşittir 24 dağıt karşıya 81 bölü 24 3'e e böldüm 81 bölü 24 bunu da böyle mi yazalım önce 3'e bölsem sanki aynı mantığa dönüyor 3'e bölüyorum 3'e böldüğüm zaman 27 3'e böldüğüm zaman 8 mi geliyor? Başka türlü nasıl yapayım? 24x3x81 onlar birli götürdü. 8 üzeri x 81/24 27/8 o zaman şöyle yapalım. Doğru aslında doğru gitmişiz. Son durumda şunu yapacağım. Bakın 8 üzeri x bir şeyin 3. kuvveti. Bu da bir şeyin 3. kuvveti. 8 üzeri x nedir? 2 üzeri x'in 3. kuvveti. 27 bölü 8 nedir? 3 bölü 2'nin 3. kuvveti. E, üstler eşit. O zaman üstler gitse de olur. 2 üzeri x neye eşit? 3 bölü 2'ye eşit. Şimdi bu dursun. Bak, güzel bir soru. Bana 4 üzeri eksi x lazım. 4 üzeri eksi x dediğimiz ifade nedir? 1 bölü 4 üzeri x. Yani aslında 1 bölü 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x şeklinde yazabilirim. Aynı mantıktan bunu yazacağım. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. 4 üzeri eksi x eşittir. 1 bölü 2 üzeri x dediğim ifade ne? 3 bölü 2. 3 bölü 2. 3 bölü 2. Bu ifade 1 bölü 9 bölü 4. Ters çevirdim. 4 bölü 9. Yani zor soru. Biraz uğraştırmalı. Bu böyle kalsın. Karışmasın bunlar. Tamam arkadaşlar. Zaten bulmuşsunuz ama parçalamak lazım. Parçalamadan zor. üssün üssü üssün üssü çarpılıyor. Ee, şuna dikkat ediyoruz. Tek üsler çift üssün olduğu yere gelir. Tek üsler çift üssün olduğu yere gelir. Tamam arkadaşlar. Bu önemli. Tek üsler çift üssün olduğu yere gelir. Yani bunu direkt 2 üzeri 6 olarak yazabilirim. Bakın. Tekler çiftin olduğu yere geldiği için bir problem yok. Şimdi bunu da aslında tekrar çiftin olduğu yeri gelecek ama parantezi silmiyorum. Bakın bu şekilde yazdım. 2 üzeri eksi 6, 2, eksi 2 üzeri 6 nedir? 64. Burası 64 değil işte bak. Şimdi burası 64 olabilir ama burası 64 değil. Burası eksi 64. Niye? Dışarıdaki kuvvet tek. Dışarıdaki kuvvet çift. Ya bunlar hep etkili arkadaşlar. Yani bunlar ipuçları. Şimdi bunları bilmediğin zaman olmuyor. Tek çiftin yanına gelecek. Yani bu 3'ü 2'nin yanına atacaksınız. Eksi 2'nin 6. kuvveti A böyle yazacaksınız. O zaman bu 64. Dikkat etmek lazım. Bunu buraya attım. Eksi 2'nin 2 iki kere 3 6. 64. Bunu buraya attım. Eksi 2'nin 6. kuvveti. Eksi 64. Tamam. Yani bakın hep aynı mantıklarla oluşturduğum örnekler. Bunlara dikkat edin. Ne nereye gider? Ne olur? Bunlar önemli. Evet şimdi yani bu şu demek değil. 2 üzeri 2, 3, 2 üzeri 6, 64, 2 üzeri 2 üzeri 3. Bu farklı. Burası 8 yapar 2 üzeri 8, 256. Yani bunlar çok farklı durumlar arkadaşlar. Tamam Evet son 2 bitirelim iki sonra bir 5 dakika mola vereceğim size şimdi ifadesinin en sade hali ee, tek çiftin yanına gelir dedik ya aynı mantıktan 3 kere 2 6 zaten a belli şimdi buradan 4 tane a üzeri 6 yazabilirim şimdi bu ifadeyi bu şekilde yazdım eksi- 2 tane eksi a'nın 2 kere 3 6 6 kuvveti Eksi A'nın altıncı kuvveti olarak yazarım. şimdi 4 tane A'nın altıncı kuvveti. E zaten şöyle düşünün. Eksi A'nın altıncı kuvveti ile A'nın altıncı kuvveti aynıdır. Çünkü eksi olduğu için yani eksi 2'nin altıncı kuvveti ile 2'nin altıncı kuvveti de aynıdır. O çift kuvvet onu pozitif yapar. E dolayısıyla bunu 2 çarpı A üzeri 6 olarak yazabilirim mantık olarak anlayın 4 tane elmam var. 2 tane elma gitti. Bir elma daha gitti. O zaman bir tane elma kaldı. Bir tane A üzeri 6. Yani direkt A üzeri 6 geliyor. Evet son soru arkadaşlar. Yani bu dersin son sorusu. İşleminin sonucu nedir? Bunu 8 üzeri eksi 12 direkt yazabilirim bu şekilde. Ee, eksi 16 üzeri 5 kere 2 10 bunu da bu şekilde yazıyorum. Tamam. Şimdi bu şöyle 8 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri eksi 36. 16 2'nin 4. kuvveti eksi 2 üzeri 40 yapıyor. Tabanlar aynı üstler toplanır ama eksi olarak yazıyorum. Eksi 2 üzeri eksi 36 ile 40'ı topladığım zaman eksi 2 üzeri 4 eksi 16 Dikkat edin buna. Evet buna devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bu ders daha çok var. Ee, uzun bir konu sıralama soruları var yeteri kadar denklemler var üstü sayılarla ilgili bayağı e, ortak özellikler var üstü sayılarla ilgili sonucun bir olduğu örnekler var sonrasında yine bayağı örnekler var arkadaşlar 60 tane soru var üstü sayılarla ilgili buna devam edeceğiz ee, perşembe sonra hafta sonuna bir ders daha koyacağım tamam bilginiz olsun Kaydı burada. Durduralım.